Yani değil, o başlasın, sen yardım et. Hasan abi, ben yapayım da benim bu teknik olarak çok zayıf internetim falan. Yarıda kalmasın ders diye. Biz beraber, Allah razı olsun, kardeşimizle beraber çalıştık. Mesut abiyle. Ben de arada bir bana şey yaptığı zaman ben de katılacağım inşallah abi. Müsaade ederseniz. Tamam, estağfurullah. Sizin ders ya. İkiniz beraber bari açık olun. Tamam abi. Sen Tamam abi. de görüntünü aç Metin. Tamam abi. Ben, ha. Diğerleri biz de kapatacağız. Kaç oldu saat? 2 geçiyor. Hadi bir dakika da bekleyelim. Ondan sonra ve Dima grubu. Evet abi. Evamiri tekviniye ile emri tekvini vardı ya, İrfan orada mı? İrfan'a bir tıklayın girsin. Bakayım, bir mesaj gönder girsin. Eğer görevde değilse tabii. Mehmet kardeş, 2,5 gün pazar günü dahil yatamadım. Pazar, pazartesi, bugün elhamdülillah ikindi namazının farzında emri tekviniyle evamiri tekvini Allah nasip etti şimdilik. Çözüldüm. Neymiş abi? Onu göstermem lazım haritada. Çok şükür. Yani çözüldü. Notlar, önümdeki masalar, kağıtlar, mahatlar hep o. Fakat kağıtsız, kalemsiz namazda tabii o olmayacak bir şey. Çok şükür. Öyle akılla makılla olacak şey değil. İkram ilahi. Şimdi onu söyleyeyim dedim. Çok şükür. Emri tekviniyle hiçbir yere gitmedim. Pazar gününden beri ondan sonra yatıp kalkıp onunla yatıp düş alıyorum rahatlarım diye. Nadir abiyle sohbet ediyorum. Ondan sonra meğer ikindi namazında evamiri tekviniye ile emri tekvini çok şükür elhamdülillah bayağı ufkumuzu açacak, psikolojiye yardım edecek, içsel yapılandırmayı yapılandıracak. Çok güzel bir şeyler olacak inşallah bu pazar günü. Bu pazarı heyecanla bekliyorum. Onunla başlayacağız. Evet, söylemeyecek misiniz şimdi farkını? Biraz o zaman söyleyeyim de sen de çalış biraz da şey olsun. Tamam. Emri tekvini tekvinde zatı sıfatın içinde emri tekvini kudret ve iradeyi tazamun ediyor. Emri tekvini kudret ve iradeyi mesaj veriyor. Subutu sıfattan irade ve kudrete. Tekvinin içerisindeki emri tekvini subutu sıfattaki kudreti ve iradeye mesaj veriyor, aktif ediyor. Kudret ve irade de evamiri tekvini yaratıyor. Ne kadar dakika saniye oldu? 10 saniye. Ama 30 sene artı 3 gün. Bir daha. Bir daha. Bir Zatı sıfattan vücut, beka, muhalefetun, havadis vesaire var ya, zatı daha. Tekvin. sıfat. Orada tekvin emrediyor. Nereye emrediyor? Subutu sıfattaki kudret ve iradeye. O da evamiri tekvini yapıyor. Emri tekvini kudret ve iradeyi tazamun ediyor. Ya nereden bileceksin kardeşim, bu akıldan mı çözülüyor? Emri tekvini tekvinde ne işi var? Emrediyormuş.
ondan sonra evamiri tekviyeninin de iki olduğunu, illeti tammeli, illeti tammesiz. İlleti tammesiz olan arş-ı azamda, illeti tammeli olan da arşta. Eğer çizersen çiz. Arşta illeti tamme. Arşta aşağı. Bak, evamiri tekviniye de iki ayrılıyor. İlleti tammeli, illeti tammesiz. Evet. İlleti tammesiz arş-ı azamda kanun şeklindedir, yazılımdır. Arşta mahluk olarak bulunuyor illeti tammeli. Evet, hadi bu kesin, kadar. Kesin. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Davut Karameşe ile Metin kardeş beraber yapıyorlar. Buyurun. Abi bizim bugünkü dersimiz Metin abiyle 6 cihet cihat-ı sitte üzerine olacak. İlk kaç hafta önce bu konuyla alakalı bir ders geçmiştik. Biraz yankı yapıyor, biraz sesi kapak galiba. Devam et. Ve oradan bize de bir şey oldu. Biz merak ettik. Çünkü yani kendi halimizden dahi iyi bilemezsin. Ve buna çalıştık. İki hafta sınavıyla çalışıyoruz. Nereye çalıştınız? Bir de duymadım ben. İnşallah bu dersi yapacağız. Cihat-ı sitte. Evet. İnternetinde sorun var. Kimin olur mu? Buyur abi istersen. Sen ilk Cihat-ı sitte. De... Öyle mi? Cihat-ı sitte yapacaklar. Allah Allah. Arkadaşlar Cihat-ı sitte mi olacak? Evet abi Cihat-ı sitte. Evet abi. Maşallah. Hatırlarsın Hasan abi, altı cihetten bu cihat-ı sitteden zaman bulur muyuz diye bakmıştık. Heh. Bundan önceki derste. Son meselesine gelemedik bile. Yani daha aslında başında böyle bir anlatacağımız ders böyle daha bir giriş gibi bir şey abi inşallah. Altı cihat ve cihat-ı sitte hatırlarsanız 17. sözde bir farise atardan yola çıktık. Ve baktık ki bu cihat-ı sitte'nin hepsinin yani Risale-i Nur'da o kadar çok var ki 6 cihet, 6 cihet, cihat-ı sitte, 6 desise, 6 iman hakikati, azam, şeytanın 6 desesiyle çok bağlantılı abi. Teknolojik konudan ben zayıf olmamdan dolayı kardeş Davut abi çok şey çizdi bu konularla ilgili. İnşallah gruba da göndereceğiz. Epey bir tablomuz var ya bununla ilgili. Bir giriş yapmış olalım. Şimdi Davut abiyle başlayalım abi. Buyursun abi. Buyurun Davut abi. Abi ilk olarak Şuarlar 753'te şöyle diyor. Bütün mahlukatla alakadar ve her şeyle bir nevi atmosferisi olan ve kendisini abluk eden şeyler ile lafzan ve manen görüşmek, konuşmak, komşuluk etmeye hilkaten mecbur olan insanın sağ, sol, ön, arka, alt, üst olmak üzere 6 ciheti vardır diyor. Bunun aynısını 17. sözde de, sözler 210'da da üstadımız ne 6 cihetten bahsediyor abi. Bundan önce biz burada Şualar 753'te bir okuduğum yerle alakalı şöyle bir şey var. Hazır zamanda yaşayan ve başka bir şey düşünmeyen, burada şey demişti, her şeyle bir nevi alakadar olan ve kendisini abluk eden şeylerle lafzan ve manen görüşmek, konuşmak, komşuluk etmeye hakikaten mecbur olan insanın altı ciheti vardır dedi. Bunu biz bir şart olarak düşündük. Yani hayvan hayatı... Davut, mikrofonunu biraz yaklaştır veya şey yap, veya ses miktarını yükselt. Evet abi. Kendime yaklaştırdım.
Şu anda yok, nasıl acaba ses? Şu anda iyi. Bu yüzden hayvani hayatı yaşayan, hazır zamanda kalan için altı cihetten bahsedilemiyor diye buradan böyle bir çıkarımız oldu. Bir de iki tane ayet var. Onları okumak istiyoruz dersimizin başında. A'raf suresi 16-17. İblis dedi ki, öyleyse beni azdırmana karşılık ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacağım. Ve sen çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Burada da Mektubat 514'lü bir ayet var. O ikisi birbirine açıklıyor gibi hem. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ ayetinin mühim bir sırrını ve azim bir hakikatını. İns ve cin şeytanlarının ve Müslümanlar içine girmiş mülhitlerin ve münafıkların altı desiseleriyle, altı cihetten hücumlarını altı hakikatle set ve reddetmekle o sırrı azim tefsir ediyor. Azimi tefsir ediyor diyor Mektubat Fihriste'de. Yani şeytan altı cihetten altı desisesiyle insana burada hücum ediyor. Yani insanın altı ciheti var. Bu altı cihette de şeytandan altı desteğiyle hücum var. Burada abi biz şimdi 17. sözdekiler uzun. Onu okumak hem biz okuyacağımız için dikkati dağıtabilir. O yüzden biz bir tatbik yaptık. Bir tablo yaptık. Bunu tabii PDF olarak gruba atacağız ama şu an ben 17. sözdeki o altı cihat-ı sitteyi özetleyecek tablomuzu aktarmak istiyorum abi. Üstadımız şimdi 17. sözde sağ cihete mazi diyor. Nazar-ı gafletle mazi bir mezar-ı ekber diyor. İman nazarındaysa ünsiyetli bir meclis-i münevver ve bir mecma-i ahbap. Sol taraf istikbal, kabr-ı ekber nazarı gaflette. Nazarı imanda ise sevimli saadet saraylarında bir ziyafet rahmaniye meclisi. Üst üstte biz sözler 738'de bu sözler 210'u birleştirdik abi. Şecere-i hilkat, semavat ve Kur'an. Yani cihat-ı sitteden sağ sol genelde sağ mazi, sol müstakbel çok yerlerde geçiyor ama üst şecere-i hilkat, semavat, Kur'an. Sözler 738'de geçiyor. Ayrıca bu şualar 753 ve sözler 210'da abi. Bunları topladık. Nazar-ı gaflette bu üst taraf olan şecere-i hilkat, semavat ve Kur'an nazar-ı gaflette bakınca şecere-i ömrün meyvesi olan cenab-ı olarak nazar-ı imanla baktığında ise ebedi bir hayata mazhar ve ebedi bir saadete namzet olan ruhumun eskimiş yuvasından yıldızlarda gezmek için çıktığı görünüyor. Üst tarafta. Üst taraf şecere-i hilkat, öyle mi? Evet abi, şecere-i hilkat, semavat ve Kur'an. Hatırlarsak bu Fatiha'nın ahirindeki üç yolda abi, o zembiller iniyor gökten diyordu. Onlar her birisi Kur'an'ın bir ayetiymiş diyor üstadımız. Kur'an üst taraf, şecere-i hilkat, semavat ve Kur'an diye biz öyle toplamalarımızdan öyle istifade ediyoruz abi. Alt taraf arz. Arz. Abi. Buna 17. sözü üstadımız ayak altında kemiklerimin toprağı ile mebde-i hilkatimin toprağı birbirine karışmış diyor. Biz altla üstün şöyle bir birbiriyle olan münasebeti var ki abi, birazdan gelecek inşallah, hazır zamansa
bir çekirdek düğüsü alır. Ömür dakikaları çekirdekler hükmüne geçer. Bulunduğun hazır gününü, hakiki ömrünü bulunduğun gün bildirir. Buradan da hazır zaman bir çekirdek. Bu noktadan bakınca da o çekirdek arzda başta okuduğumuz ayette de senin doğru yolun üzerine üstüne oturacağım demişti. O arıza çok önemli vazifeler için gönderilen ki zaten kendine bakıp hazır zaman içinde ticaret ya ve şaşalı bir misafirhane diyecek. Bu arıza gönderilen insanın o yolun üstüne oturuyor ki Kur'an'la, semavatla bağını koparacak. O şekilde abi şey yapıyor. Bir dakika. Kaç tane etti? 2, 4, 6. Şimdi benim sesim geliyor mu Davut? Geliyor abi. Şimdi şeytan diyor ki sağına, soluna, önün arkasına olacağım diyor. Bir de senin dost doğru yolunun üstüne diyor. He. Peki yukarıya aşağıya olacağım niye demedi bu adam? Abi onu biz şöyle yaptık, düşündük. Bu zaten insan şu anda arızda olduğu için ondan dolayı yukarıya aşağı demedi, o yüzden yolun üstüne oturup yolunu kesmek diye biz düşündük. Üste dememesinin, üstüne oturacağım demesinin nedenini de şey diye düşündük. Biz bir kafes gibi böyle hazır güne hapsetmek için, hazır zamanı hapsetmek için diye düşündük. Yani üstü çünkü o üst şey olduğundan dolayı şecere, hilkat, semavat, şeytan o üstten zaten belirli bir yere kadar yapabilir. Ruh eğer o birazdan gelecek inşallah abi. Hazır zaman bir çekirdek olduğu için çekirdeği parçaladığı an, çekirdekten inkişaf olduğu an cihat-ı sitteye çıkılıyor. Zaten cihat-ı sitteye çıkınca abi herhangi bir kısıt olmayacak. Çünkü yine bu şualar 753'te şöyle diyor. Diyor ki abi, cihat-ı sitteden herhangi bir cihette olursa insan tenevvür eder. Bu yüzden hapsetmesi lazım. Üst değil de hapsetmesi lazım diye biz öyle düşündük. Ondan dolayı üstüne oturacağım diyor. Ya demek ki iki yöne karışamıyor Davut, değil mi? Evet abi. İki yöne karışamıyor. Evet abi, evet. Yani şeytanın bize karışamayacağı iki yön, alt üst. O üstte ne dedin? Şecere-i hilkat, semavat ve Kur'an. Aşağısına da şey var, geçmişimin ecdadımınla gelecek neslimin toprağı, değil mi, öyle mi diyor? Arz. Bu adam bu iki yere karışamıyor, oturamıyor. Evet abi. Bir de ubudiyet toprağı olabiliyor o toprak. Öyle bir ubudiyet toprağı altında neşvi nema bulunabildiğinden dolayı. Hı hı. Peki sevgili canlı yayını olan sevgili kardeşlerim, şeytan, bu ara girebiliriz değil mi yani? Şeytan, surenin adı neydi Davut? Abi Araf suresi 16-17. ayetler. Araf 16-17'de. Şeytan diyor ki Cenab-ı Hakk'a, senin halis kullarını sapıttırmak için senin dost doğru yolun olan dost doğru. Orada oturacağım diyor bunlara. Ondan sonra sağ sol. Peki sağ sol, alt üst, ön ve arka var mı? Buldun mu ön ve arka? Tabii abi, onu da elhamdülillah yani istifademiz kadar bulduk. Peki bu arada arkadaşlar düşünsün. Üst ve alt yön ne demektir? Ki şeytan oraya giremiyor. Sen abi, devam et. Arka ezel abi. Arka. Ezel, evet. 740 sözler 740'tan da buna bir şeyiniz organlı. Ezel. Evet abi. Burada 17. sözde şöyle diyor. Esassız fani bir dünya hiçlik derelerinde ve adem zulümatında yuvarlanıp gidiyor.
Nazar gaflette. Nazar imansa diyor ki vazifesi bitmiş, manasını ifade etmiş. Neticelerini kendine bedel vücutta bırakmış bir kısım. Mektubat-ı Samedaniye'ye sahaif-i nukuş-u subhani olduğunu ve dünyanın mahiyetinin ne olduğunu bilmeli ki iman, nazarı iman bildirdi diyor. İman. Önde ebed abi. Ön taraf. Evet. Buna da kabir kapısı diyor 17. sözde. Orada da uzaktan uzağa görünüyor diyor zaten ebed. Nazarı imansa diyor ki o kabir kuyu kapısı değil, belki alemin nurun kapısıdır. O yol ise kişiliğe ve ademistan'a değil, belki vücuda, nuristan'a ve saadet ebediyeye giden yol. Peki sevgili arkadaşlar, bu bir şey yazan var mı? Ben bir bakayım. Üst valta bir şey diyen var mı? Kıble bir üst, bir sütunu nuranidir. Üst tarafa Amr, Kuzey Irak'tan Amir. Demiş ki kıbledir diyor. Yani imanın kıblesidir diyor. Altta ubudiyet toprağı olduğu için, ubudiyet içinde diyor, Amir öyle diyor. Sünnet-i seniyenin içine giremiyor. İmanın içine giremiyor diyor. Amir öyle diyor. Abi şecere ömrün meyvesi diyor ya 17. sözde. He. Oraya baktığımız zaman semavat ve Kur'an çıkıyor abi. Yani bizim çıkarımızla. Tamam. Yani oraya şecere hilkatla ne çıkıyor abim? Kur'an mı? Evet abi. Semavat. İşte. Şecere ömrü meyvesi deyince mecura kadar gidiyorsun abi yani. O zaman bu şey olabilir mi? Kürse kadar şeytan miraç yaptırabilir, çıkabilir. Ondan sonra dokunamıyor. Şecere hilkat buldunuzsa. Evet. Diyebiliriz abi. Kürse çünkü şeye kadar dokunamıyor. Yani tavukuna kadar şeytan müdahale edebiliyor. Şeyde de alemde de şeye kadar, kürsüye kadar yani. Evet. Zıddiyetlerin olduğu yere kadar. Abi şu yani konduğu yere kadar. Yok bir şey gösterelim. Yani kusura bakmayın. Telefondan bağlandığımız için ben kusura bakmayın. Belgesini atacağım ama burada da şöyle bir göstermek istiyorum. Hayalimize canlandırmak için. Görünüyor mu? Tamam sen Dima grubunu atarsın şey. Davut. Tamam. Musa Kılıç kardeşim, Musa Kılıç, görüntünü kapat. Abi kendine baktı, zamanı hazır ve bir anı seyyal. Yarın ölmekte bir hal ile bir tabut gördü kendini. Ama nazar imanda ise ticaretle gah ve şaşalı bir misafirhane. Şöyle bir şey var abi. İnsanın hazır günde elinde cüz ihtiyardan başka sermayesi yok. Ve hazır gündeki adama altı cihetten dehşet ve vahşet ve karanlık ve meyusiyet geliyor. Hazır günde. Hazır günün çünkü hazır gün şey abi elinde bir cüz ihtiyariden başka bir şey yok ve cihat-ı sitte ya açılamadığı zaman hazır günde suretleri gördüğü için sadece, çünkü o suretlerin arkasına geçerse ancak hakikatlere ulaşıp kendine derman bulacak. O yüzden ona zahirdeki o dehşet vahşet sıkıntı geliyor. Bu yüzden de mesela şöyle bir şey var ki sıkıntılar, musibetler, dertler, boğulmalar hep hazır günde kalmayla ilgili. Cihat-ı sitteden herhangi birisine çıkan bir adam hazır gün bir çekirdek gibi olduğu için abi, o altı ciheti de kendinde tuttuğu için hazır gün yani hepsi kendisinde ama hiçbir şey kendisinde olmayan bir çekirdek. Eğer o çekirdek patlarsa bir anda sağda da olsa solda da olsa diğer vecihlerin hepsinden manevi nurlar ve imdatlar ona yetişiyor. Davut,
hazır günde kalırsa dedin sıkıntı, ama diğer cihetlerle de medet alırsa, istifade ederse hazır gündeki sıkıntı, panik vesairesin arkasına geçebilir mi kardeş? Evet abi, geçer. Çok güzel. O zaman sıkıntı hazır zamana muptela olan insandaki kaçınılmaz zorunluluk gibi olur mu abi? Evet abi, kesinlikle öyle. Kesinlikle onun kaçışı da yok. Şöyle bir yer var abi. Lemma 329'u buraya okuyayım. Hem iman geçmiş ve gelecek zamana nüfuz edemeyen. Bakın hazır günde kalmış. Nüfuz edemeyen o cüz-i ihtiyarın dizginini cismin elinden alıp kalp ve ruha teslim eder. Harika. Ruh ve kalbin daire-i hayatı ise cisim gibi hazır zamana münhasır olmadığından ile ait. Çok güzel. Lemalar kaçtı abim? 229 abi. Maşallah. 17. lema mıydı bu? Abi burası... 26. lema abi. Lema değil abi. İhtiyarlar leması galiba. Ha, orada kalbin ruhun derece-i hayatı deyince 17'ye kaydı aklımda. Vay be. Maşallah çok güzel. Ben yazdım da şu anda yanlış da hatırlıyor olabilirim abi. Çok güzel. Maşallah. Yani bu... Bir dakika. Bu akşamki derste hiçbir şey anlamasak, sırf şunu anlasak, biz sıkıntımız, derdimiz niye var? İnsanız niye duruyor devamlı? Hazır anda mahpus olduk, mahkum olduk. Diğer cihat hissette sağ, sol, ön, arka, üst, alta kısmen geçersek, yani fikren, hissen, bu hazır zamandan sıyrılıyoruz. Zaten... Hazır zamana tabut diyor ya. Evet abi, tabut diyor. Şöyle bir yer var abi. Abi bunun devamında biz şöyle kalp ve ruhun derece hayatında şöyle bir şey bizim istifademizde şöyle oldu abi. Hazır zaman hayvani hayat, ki bunu zaten 11. Şu anın 3. meselesinde diyor ki biz diyor o zaman diyor hayvan gibi yaşayacağız. Üstad da diyor sen diyor hayvan gibi yaşayamazsın. Çünkü hayvan diyor geçmiş ve gelecekten senin aklın olduğu için hayvan gibi şeyler, korkular, eylemler almayacak. O yüzden hayvan gibi olamazsın diyor. Bu yüzden hazır zaman hayvana bakıyor. Mazi ve istikbal abi akıla bakıyor. He, mazi ve istikbal. Mazi istikbal akıla bakıyor. Çünkü diyor akıl geçmiş gelecekten diyor eğer diyor iman... ona nur olmazsa, tenevvür etmezse eylemleri, korkuları getirecektir diyor. Hazır zamanını berbat edecektir, bir alemi azap olacaktır diyor. Şu anda hülasa veriyorum abi, hepsinin atıfları var. Bir daha sorayım sana, hazır zaman hayvaniyet mertebesine mi bakıyor? Evet abi. Vay be. O zaman biz sıkılıyoruz, hayvaniyet mertebesindeyiz, insanlığa çıkamadığımız için oluyor değil mi? Evet abi, evet. Benim derdim böyle eylemde geçen bir ders olsun diye istiyorum. Evet abi, yani o şualarda o geçen yerde diyordu ya, biz diyor, bırak diyor hayatın her türlü lezzetini, zevkini tadacağız. Yani burada onun maksadı sadece... lezzet, zevk kendi ölçüsünde, kendi zannınca bir lezzet, zevk, ama her türlü bela, musibet gibi olan şeylerin her birisi, vazifeden memur olan insan için her birisi manidar mektuplar, o onu düşünmediği için onlar bu sefer düşman kesiliyor. Bu sefer hazır zamanda boğuluyor. Abi mazi istikbal akıl, mazi istikbal bizim sağ ve soldu. Ön arkaya ezel ebed demiştik. Bu da kalp abi. Ooo. Evet abi. Ne demiştik? Ön ve arkaya mı kalp? Evet abi. Ezel ebed. Ezel ebede kalp. Evet abi. Vay be. Çok güzel. Arz ve şeceri hilkatte ruh abi. Arz ve şeceri hilkat, ha? Ruh. Evet abi. Vay be.
Abi burada şöyle bir nokta oldu. Hazır zaman bir çekirdek olması aslında bile kendisinde hiçbir cihet ve zaman yok. Ama bütün cihetler zamanlar onun ihyası ile inkişaf etmekte ve hayatlanmaktadır. Bu noktayı nazardan hazır gün aslında abi bu teşbih yaparsak aile misal, vahidi kıyası, alet inkişaf, manayı harfi bir mahiyette oluyor aslında. Hazır zaman. Çünkü bütün cihetleri kendinde tutan, bütün cihetler hazır zamandan çıkacak çünkü. Ama kendinde hiçbir cihet olmayan. Orada kalırsa 23. sözde dediği gibi çürüyüp gidecek ama çekirdek. Abi bu çürüyüp gitme meselesi 17. lema 137'de. Lemalar 137'de abi. 4. lemizde. Kusura bakmayın siz. Devam edin abi, ben bir şarj aleti getireceğim. Kusura bakmayın, tamam. Metin abi, buyur abi, hem sizin. Evet, Metin abi, dinliyor, dinliyorum abi. Ey dünya perest insan, çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan dar bir kabir hükmündedir. Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için birbiri içinde intikas edip göz görünceye kadar genişliyor. Kabir gibi dar iken bir şehir kadar geniş görünür. Çünkü o dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvar olan gelecek zaman. İkisi madum ve gayri mevcut oldukları halde birbiri içinde inikas edip gayet kısa ve dar olan hazır zamanın kanatlarını açarlar. Hakikat hayale karışır, madum bir dünyayı mevcut zannedersin. Nasıl bir hat, sürati hareketle bir satır gibi geniş görünürken hakikatı vücudu ince bir hat olduğu gibi senin de dünyan hakikatçe dar. Fakat senin gaflet ve vehmi hayalinde duvarları çok genişlemiş. Uyev ayna burada abi. Bizim çıkarımız böyle oldu Davut abiyle. Hazır zaman aslında arzda bulunan meyveli çekirdekteki insanın kuvve-i vahime ile kendini hapsettiği hal bu. Buradan çıkmasının bir tek yolu var. İman nazarıyla. İman nazarı çekiç oluyor. O camları oluşan şişelerini kırıyor abi. Bir de anlatır mısın ya bu bir de hazır zaman neydi bir de söyle. Son izah anlattığını. Şimdi çok hazır zaman bir çekirdekti. Ama buradaki 17-137 lemalardan 4. lemizden bahsettiğimiz şu andaki hali inkişaf etmemiş bir çekirdek. Kuvve-i vahimesiyle şişelerin içerisinde kalmış abi. Onlarla genişletiyor. Kuvve-i vahimesiyle genişletiyor dünyasını. Yani işte bu ay maaşı şöyle alacağız, buraya gideceğiz. Çocuğu da şuraya götüreceğim. Olmamış zamana şey veriyor, elbise giydiriyor abi. Olmamışlara. Buradan kurtulmanın bir tek yolu var. O 6 vecihe girmenin bir tek yolu var. O da 17. lemaya atıf yapıyoruz tekrar abi. İman nazarıyla. İman nazarıyla bu cam şişelerini kırabilir. 6 vecihe buradan girebiliyor abi yani. Yani zaten altında diyor ya abi, madem dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvani hayat böyledir, hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir. Tevehüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daireyi hayat, bir alemi nur bulursun. İşte o alemin anahtarı, marifetullah ve vahdaniyet sırlarını ifade eden La ilahe illallah kelime-i kutsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. Yani abi kusursuz dünyasından vahye muhatap olmak zorunda yani. Başka türlü çıkışı yok. Abi burası ile ilgili bir atıf okuyayım. 7. Rıca'nın fihri listesinde şöyle bir ifade var abi. Fani dünyaya eblehane baki süsü veren ve payitahtı hükümette görülen binayı evhamı altı cihetten çürütüp dalaletten gelen müthiş zulmeti nur kuran ve sırrı iman ile dağıtıp bir çare musibet ihtiyarları evham ve sübehat vaatlerinden çıkarıp sahili selamete ve rahmeti rahmana yetiştiren mücahit bir ricadır diyor 7. rica için. Burada da hazır zamanda hazır zamana bakili süsü vermesi yani
Metin abinizin bu yaptığı atıftaki 6 cilt sanki hazır zaman demiş gibi şeytan yutturmaya çalışıyor. İnsan da bu sefer o hazır zamanda sıkılıp, daralıp, dalalet zulümatı, geçmişten gelen eylemler, gelecekten gelen korkularla hayatı cehennemi bir halete inkılap ediyor ki bu 7. rica için bunları imanın nuruyla, nur, Kur'an ve sır ve iman ile dağıtıp parçalayan diyor abi. Bir de Hasan abi, burada dikkatimizi çekmek istiyoruz. Bu hazır dünyada kalınca zaman birdenbire 3 cihete düşüyor. Yani geçmiş zaman, gelecek zaman, bir de şey abi. Hazır zaman. Hatta abi hayvanette sadece hazır zamanı var. Kendi yok ya o sırada. Abi özür dilerim, bir şey sorabilir miyim? Evet. Selamünaleyküm. Şimdi abi ben yazdım arkadaşlar söylerken de bu iman esaslarını uyguladım. Hani abi onlara gel abi. Tamam abi. Abi onlar var daha tatlı. Muhammed Aydoğdu, görüntünü kapat abi. Onları birazdan geleceğiz abi inşallah. Sürprizi kaçmasın. Tamam inşallah. Kusura bakmayın abi, sözünüzü kesmedim sana. Yok devam et. Elbette verin yani, güzel tatbikler, kendimizce güzel olduğunu düşündüğümüz tatbiklerimiz vardı abi. Abi şimdi o zaman bu tatbiklerimize geçebiliriz abi. Şimdi biz abi bu 6 ciheti, Metin abi. Evet abi. Ben okuyayım mı abi yoksa buyurun siz. Metin. Okurma. Metin oku. Davut abi hangisini okuyacağız? Abi tatbiklerimiz var diye bizim. Ben istersen başlıklarını da söyleyeyim. Buyurun. Tamam abi. Sağ mazi, mazihan-ı ekber, 171 meclisini verirler. Oradan başlayalım. Abi değil bu, o değil. Hani imanın altı şartı, esma-i sitte, altı geçmişte, tablo tamam. Vardı ya. Tamam abi. Benim yenisinde var abi. Yenisinde. Siz başlayın abi. Ben söyleyeyim. Abi şimdi sağ imanın altı şartında Nazım manasıyla Allah'a imana şey yaptık abi. Esma-i Sitte'yi de lemalarda araştırdık biraz. Davut kardeşimle yani epey bir şey yaptık. Kuddus çıktı abi. Kuddus. Kuddus. Kuddus esması evet abi. Altı desilse de şeytanın o tarafı kapatmak için hupucağı kullandığını gördük abi. Hupucağı. Evet, bizi maziye götürmemek için SSA bizi hupucağla kandırmaya çalıştığını. Altı hastalık ise gelsin ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi çıktı abi sağ tarafta mazide. Biraz sonra şey yapabiliriz onlara. Bu altı milletle alakalı da sözlerde 710 sözlerde musibet zede ler hali maziye uyur, tatbik oluyor abi. Abi hani yanlış yazdım. Ettubat 710 abi. Pardon. Evet. Halde yaşanılan da hüzün ve elemler oluyor abi. Bu tabii bu yaptığımız tatbik bizim Hazreti Ali Radıyallahu'nun şeyine göre ki esma Ferdun Hayyun Kayyum Hakimin Hakkın Kuddusu'na göre yaptık abi. Risale-i Nur'a göre... Metin abi ben hatırlatayım abi. Evet. Şöyle biz Metin abimiz abi şöyle gittik. Halde yaşanılanlar nedir diye hem Risale-i Nur'dan atıflarla hem de kendi halimize bakarak sağ taraf geçmiş zaman. Sağın geçmiş olduğunu biliyoruz. Geçmiş zamandan hüzünler, eylemler, özlemler var. Nazm-ı Mani'de işte biz ilk başta Esma-i Sitte Risalesi'ne göre koyduk abi. Altı DSS'yi de aynı Nazm-ı Mani'de hangisi sıra aynı sıraya koyduk. Altı hastalık ve milleti üstad diyor ki işte altı tabakada diyor. Her bir kişi de kimin himmeti milleti ise o kendi tek başına küçük bir millettir diyor üstad. O yüzden enfüsü alemimizde de bizi
biz altı tabakayız diyebiliriz diye düşündük. Buradan da yüzün elem, özlem ve mesela musibetse de uydu. Yeis nasıl uyabilir diye düşündük, değil mi Metin abi? Bunu abi bize şey yaparsınız, takip edersiniz abi. Abi, evet. Metin, yeis nasıl oldu yeis? Sen devam et Davut. Abi şöyle, yeisli adam, Metin abi'nin sesinde problem var galiba. Yeisli adam abi geleceğe geçememiş, geçmişte kalmış adam. Heh, buradayım abi. Böyle doğrudan zaten tatbik olmuş oluyor. Yeis abi, şimdi... oku. Her şey kötü olacak, her şey şöyle olacak. Zaten ben kurtulamayacağım, ben zaten kötüyüm. Bu iş bana şöyle başıma şöyle dertler atacak, böyle belalar açacak. O geçmişinde bir kendince bir nimet, Cenab-ı Hak bir şey nasip etmiş veya o zannınca güzel bir yolculuğu bir şeyi bulmuş. Onu güzel bilmiş, başka hiçbir şeyi bilmediği için onu kıyas edip her şeyi ona göre bu kötü, şu şöyle, bu böyle değil. Ümitsizlikle her tarafı eziyor. Böyle adama bu yüzden sağ taraf mazi, yeisin ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi altı hastalık tatbiki uygundur diye biz Nazm-ı Mani'nin mutabık olduğunu öyle kendimizce öyle bir istifademiz oldu. Abi yeisin bir de arka tarafına doğru giderse intisap kesiliyor. Allah Celle Celaluhu Hazretleri'yle intisap kesiliyor. O yüzden ümitsizlik içerisinde kalıyor. O yüzden bu tatbikatta şeyin içerisinde mazide olması gerekiyor. Çünkü Allah'a imanın altı şartına baktığımız zaman o ilişkiyi oradan kesiyor yani. Yani çekirdeğiyle alakası. Yani yeis nasıl intisabı kesiyor Metin? Ümitsizliğe düşüyor abi. Ayette diyor ya ancak kafirler Allah'tan ümidini keser. Ha. Evet abi, içimizde hayat bulup dirilemiyor yani içinde. Allah var olmuyor alemimizde. Aleminde evet. Yani zaten Kutbe-i Şamiye'de ilk hastalık olarak bahsediliyor abi. Yani toplum hastalığına yani yeis. Allah Allah. Yeis. Yani evet, bu yeis var ya yeis, ümitsizlik. Acaba bunun hakikati çözülse psikoloji, hastalar hepsi tedavi olur ya. Siz... Abi tabii ya, yani yeis çözüldüğü zaman öyle kuvvetli bir intisap oluyor ki Allah Celle Hazretlerine. 23. sözdeki gibi dünyaya meydan okuyorsun yani kainatta. Ya bugün buradaki arkadaşlar da şahit, bir telefon geldi. Devlet erkanının mühim bir yerinde olan bir kardeşimiz, ondan sonra abi diyor, bu arkadaşlar da dinliyordu. Abi diyor, hiçbir şey yok, çok gülşen, şakrak, yani yaşıyoruz, görev yapıyoruz, görevdeler yani. Böyle, hususi görevdeler. Ondan sonra, ya dedi, bir yere gittik dedi. Dediler ki, madem buraya kadar geldiniz, koronada bir test yapalım size. Ya ne gerek var diyor. Hiçbir şey, yani iş yapıyor, eylem bu. Yani masa başında olan değil, devamlı dışarıda hareketli. Ondan sonra, ya hiçbir şey yok. Sonra benim diyor test pozitif çıktı. Bunu duyduğum anda dedi hasta oldum. Ayaklarım titremeye başladı. Ateşim yükseldi diyor. Ulan Allah bilir kaç günden beri. Ve ondan sonra bir gün sonra geçiyor. Demek kaç gün öyle. Yani yeisi görüyor musun? Yeis hasta etti. Ya ben ne kadar direndim, test yaptırmıyordum. Zorla yaptılar dedi, beni hasta ettiler diyor. Abi işte Cihat-ı Sitte'de bu hanf damarını tahrik etti ya yeis. Allah Allah. Davut'un sesi kapalı, Davut sesin kapalı. Abi yeis mi? Cihat-ı Sitte'de sağ tarafa duvar ördü, kapattı. Of. Sağ tarafa duvar ördü, güzel. Abi altı lisede de Hucah abi. Ha. Sağ tarafı
Efendim sahu buca. Bu tarafta 6 testede tatbikte Naz Muhalli bu buca geldi. Vay be. Buca. Yani o geçmişine dayanıyor abi. Geçmişine dayanıyor. Geçmişinde kendine bir makam vermiş. Veyahut bir nimet temazhar olmuş. Ona dayanıyor. Ona göre o onun nokta istinadı oluyor. Vay be. Bu bucakta bir de abi kesif ve madde olduğu için Adem yani aslında. Geleceği yok yani. Yani diyelim ki bir artist. İşte belli bir yaştan sonra artık gözden düşecek. Yani o yüzden biz bu tarafı bulduk. Vay be. Geçmişe bakıyor ya bucak. Geleceğe bakmıyor. Kutlus ismi. Esma Esit'te de Kutlus ismi abi. Sağ tarafa bakıyor diye Nazım Mahalli'den. Bu da Yeğiz, Hubbuca, bizim evvelimize baktığımızda yani onunla ilgili bir yer dahi vardı şeyde 10. yılda bir haşiye. Her şeyin evveline bakıldığında sağ tarafa, sağ cihette bakıldığı zaman, bir adam kendine baktığı zaman hiçlikten yaratıldığını görecek. Böylece Kudüs aslında fıtratı temizleme yani. Onun hiçliğini gösteriyor. Yani böylece Cihat-ı Sitte'de sağ tarafta temizleyen, şifa veren, nurlandıran Kudüs ismidir diyoruz yani. Böyle baktığımızda. Yeis'te de çünkü kendine bir vücut veriyor ki öyle Yeis'e kapılıyor. Her şey ki onun için kapanıyor çünkü. Metin abi sol tarafa geçiyor abi. Sol tarafa geçin. Sol artık sağdan sola dönün bakalım. Tamam abi. Sol abi biz o zaman tersten gidelim. Solda halde yaşanılanlar, korkular, emeller, arzular. Sol istikbale bakıyorduk. Gelecekten gelen korkular. Geleceğe doğru emellerimiz var, arzularımız var. Bu millet noktasında bizde altı cihet vardı. Altı millet, altı kısımdı. Ehli salahat ve takva. Sol tarafa bakması tatbikli çıktı. Hastalıkta ise sıdkın hayat ictimai siyasiyede ölmesi. Metin abi burada abi bu tatbiyi hatırlıyorsunuzdur. Siz yapabilir misiniz? Bana yardımcı olun. Ben şu anda evet abi. Abi sol taraf istikbal olduğu için Sıtkın hayatı içtimaiyi siyasete ölmesi daha çok toplumu içtimai hayatı ilgilendirdiği için abi. Ebedi yani özellikle de toplumu, içtimai hayatı iman noktasının önüne geçerek yani tam böyle şeyini bulamıyoruz ama izinlerin içerisinde boğdurma şey abi, istikbali kapatma. Peki Hubbucat'ta Nazm-ı Mani itibariyle Hubbucat'ta nereye, hangisine geliyor? Abi burada korkuya geliyor. Çünkü direkt şeyde abi zahirde olduğu için. Tamam. Korku ileriye bakıyor, doğru. Yani. Korkuya geliyor abi. Yani şeytan burada korkuyla onun önünü kesmeye çalışıyor abi. Peki Esma-i Sitte'de hangi isme denk geliyor? Adl. 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 Yaptıklarının hakkını alıyorlar abi, herkes. Ya Adl abi nizam, intizam, kainattaki düzen noktasında bakarsak sıdkı ifade ediyor ya abi. Fakat hastalık noktasındaysa aslında kainata bir inkar, bir kainatın hakikatlerine karşı bir yalan söylemek de var. Altı hastalıktan sol tarafın hayatı İsmail siyasiyede gelmesi oluyor. Buna karşı da mesela korkuyla biz imanın şartlı meleklere iman. Meleklere iman. Evet,
korkuya tam bir şifa oluyor bu, çünkü her şey ünsiyetli oluyor, her şey dost ahbap oluyor. Bilakiye imanla. Eşyanın vazifesini fark ediyorum meleklere imanla abi. Buradan çıkıyor o zaman, çıkabiliyor. Korku dairesinden çıkabiliyor. Bütün eşyanın bir görevli olduğunu meleklere imanla daha net fark ediyor. Evet, öteki tarafa geç. Üst taraf, buna şecere-i hilkat diye biz istifade ediyoruz. Kur'an ve şecere-i hilkat demişsin. Hale baktığınız zaman bir misafir millet olarak ihtiyarlar diyor abi. Millette nazm-ı manide ihtiyarlar gelir. Üst tarafa, ihtiyarlar. Evet. Halde yaşanılan nedir? Zafiyet, aciziyet. Yani insan da 6 tane millet olsa ben zafiyetimi, aciziyetimi hissettiğim zaman bu benim ihtiyarlar tarafıma bakmış. Burada abi ihtiyarlar, zafiyet, aciziyete baktığımızda hastalık olarak adavete muhabbet. Niye böyledir diye düşündük. İhtiyarlık tarafımız zafiyet, aciziyet, adavete muhabbetse kuvvet haktadır demek. Yani kendi zafiyetini, aciziyetini bir taraftan şey yapması lazım. Bir yardım lazım. Dayanacak bu sefer kuvvete. Hazır zamanda, hastalık hazır zamanda göründüğünden dolayı hazır zamanda bu sefer kuvveti görüyor. Kuvvetse hazır zamanda mukabilindekini yutmakla beslendiğinden kuvvete muhabbet oluyor. Kuvvet haklıdır diyoruz. Yani biz kendimizde hissetsek ki bir güçle bir karşımızdakini ezmeye çalışıyoruz. Yok mudur ya bize yardım edecek deyip zahirli bir şeylere saplanıyoruz. Demek ki biz de bizim ihtiyarlık veçimiz aktif ve biz üst tarafta şecere hilkatimiz kapalı o sırada. Altı cihetten üst ciheti kapalı diye anlayabiliriz bundan istifade. Vesilse ise tamamen hırs. Orada çünkü hikmete muhalefet var abi. Niye hikmet muhalefet oldu? Çünkü isim de hakem ismi abi. Hakem. Hakem ismi olunca tamam ve hırs mutabık oldu. Çünkü hırs tertip eşyayı mürat etmemek. Zaten hikmete muhalefetse abi, hikmeti anlatan kitaplara imanında burada imanın altı şartına denk geliyor abi. Tevabuk geliyor. Zaten üst tarafı Kur'an ve şecere hilkat dediğimiz için abi o da tam mutabık geldi yani öyle gördüm. Kitaplara kitaplara iman mı? Evet abi biz kendimiz ayarlamadık yani bunları. Üstte Kur'an ve şecere hilkat diye bulunduk. Burada da üstte kitaplara iman geldi abi. Sol tarafta akıl olabilir Hasan abi, sol. Sağ vicdan diyor, sol akıl. Sağ yol vicdanı gösteriyordu. Abi selamünaleyküm. Şu şecere hilkat ve kuvvet, hak kuvveti tekrar eder misin bir daha? Abi şimdi biz altı ve cihe, Risale-i Nur'da altı maddede olan bulduğumuz dersleri tatbik ettik abi. Bunlar altı bir imanın altı şartı, Esma-i Sitte, altı deste, altı haftalık, milletin altı tabakası. Hocam o şey var ya, şimdi, burada da üst tarafa, altı hastalıkta, üst tarafa şecere-i hilkat diye biz altı hastalıktan adalete muhabbet hastalığı geldi abi, Nazm-ı Mahal. Bu şekilde yani, yapılalım. Tamam abi, devam edin. Yani tamamen de şecere-i hilkat de yeğiz kesildiği zaman hakkı kuvvette görüyor dediniz değil mi? Bu şimdi kuvvet haktadır be. Evet abi. Tamam. Evet abi. Kuvvet haktadır. Burada da kitaplara iman, kitaplara iman hakkın dersini veriyor. Üst tarafta kitaplara iman derdi. Hak tarafı arz demiştik abi biz.
Millet verdiğinde çocuklar geldi abi buna. Çocuğun halini düşündük biraz. Ben merkezli bir çocuk. Çocuk hep kendini bilir. Kendini ilgi gösterirsin ister. Yemek olunca kendini bilir. O kendini bilir yani. Daha bilmez. Böyle olunca Nazlı Mahalli'de de baktık ki menfi milliyetçilik geldi altı desisede. O da yani çocuklarda menfi milliyetçilik geldi. Arzda alt taraf arzda bu da uyuyor gibi. Yani kemikler üzerinden menfi milliyetçilik o şekilde gittiğinden dolayı mutabıktır diye biz. Yani en azından istifademiz mutabık olarak görüldü. Anladık yani aslında. Hastalığı da mutabık geldi abi. Diyor ki bu hastalıktan ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmek. Bu menfi milliyetçiliğe kapı açıyor ki şeytan da bu desisi kullanılmış. Bu çocuk hala. Esma-i Sitte'de de ferd ismi geldi altına. Metin Asrı'nda derslik müzakeremizden ferd merkezli deyince yani her şeyi tek kendine bağlamak diye düşündük. Bunlara da imanın şartı peygamberlere iman geldi. O ders söylüyor, yolu gösteriyor. Ben merkezli Davut bu alt tarafı evet. Anlatıyorsun değil mi? Alt taraf. Evet, alt taraf. Anladım. Abi arkaya geçiyoruz. Arka abi hatırlarsak Ezel diye biz şey yapmıştık. Ezel abi fakirler ve zayıflar millet tabakasında hastalığı enaniyet, şeytanın kullandığı desisesi enaniyet, hastalığı, fakirler ve zayıflerin halde yaşadığı hali düşündük. Muhtaçlık vardır. Bunun yanında bir de gurur vardır abi. Yani fakirlerle ilgili gururla ilgili rivayetler de var hatta. Sonra da şey olarak altı hastalık ise çeşit çeşit tarihi hastalıklar gibi intişar eden istibdat diyor. Gurur enaniyetten çıkardığını düşündük. İstibdat da zayıf olan, muhtaç olan, zayıflığını değersizliğini ölçmek, ölçmek için istibdata başvur diye düşündük. Öyle düşündük yani. Esma-i Sitte isimli hay isim. Buyurun Metin abi. Hangi isim Esma? Esma hangi isim? Hay. Hay. Hay ismi abi. Hay ismi imanın şartlarında da ahirete iman abi. Çünkü ona da sözler 132'de bir şey yolda uygun geldi bize. Fakirler ve zayıflar için diyor ki ehli iman için fakirdir ama diyor kendi diyor sultanının kendisi için diyor hazırladığı ebedi bir mükafatla bir fakiri zayıf fakiri müstahanidir diyor. Yani ebedi bir zenginliği olan bir fakir. Malik'in ona ihsan ettiği gelecekteki mükafatla fakiri müstahanidir diyor. Evet abi, evet. Ha, doğru. Evet. Aferin. Bazen... Abi hay, ahiret iman ve hay ismi. Evet, aklımızda geldi. Önde abi, ön... şimdi abi ön, arka... Burçun abi. Evet. Şimdi geçersek, müdahale etsek ders çok uzayacak. Geçsek bazı şeyler birbirine girdi. Şimdi barla 119'da bak hele bu... Mehmet kardeş
Ben de bekliyorum. Evet. Şu 6 taneyi okusun. 6'ya sırf bu derste 6 zamanı bunları bir daha döneceğiz yani. Tavsiye edilecek birkaç 6'yı bitirsin. Bir şey kalmadı. Çünkü sarı ifadeler var. Abi bitirsin. Bitirse konuşacağız. Vallahi tabii olabilir yani. Yazma maniden konuştuk. Biz bir şey yapmadık abi. Şuna şunu koyalım, bunu buraya ekleyelim şeklinde değil de sözler 210 olan 12. sözdeki cihetleri aldık abi. Tamam. Diğerlerinde de hepsinde de doğrudan birinci hangisi ise birinci, ikinci hangisi ise ikinciye koyduk. Yani burada biz menfi milliyetçilik 6 daha uygun, korkuyu da sola koyalım gibi düşünmedik yani. Direkt tatbik yaptık. Tamam. Sen ön tarafı söyle. Abi ön Nazmı Mahalli'de gençlere geliyor abi. Gençlere. Gençler içinde hazır lezzete müptelâdır diyor. Bu şeyde yine 11. şu anda 8. meselenin mülasasında. Hazır lezzete müptelâ. Bunların 6 hastalıkta da menfaat-ı şahsiyetine himmeti hasretmek. 6 nesilisede de tembellik, temperverlik. Geldi yani Nazım Mahalli'de. Menfaat-ı şahsiyesini düşündüğü tembel, temperver. Yani hazır lezzete müptela, sadece hisse müptela, kendini düşünüyor. Bu da mutabıktır diye düşündüm. Kayyum ismi 6. isim olarak geldi. Bunu da herkes bana çalışsın. Benim menfaatime çalışsın. Diyerekten bütün onların çalışmasındaki kayyum sanki kendisiymiş, onun menfaatiymiş gibi düşündüm. Burada ise kader-i iman altıncısı olarak geliyor. Bu nedir diye düşündüğümüzde kader-i iman diyordu sen vazifelisin, vazifen var, mesuliyet sende diyerek tembelliği, temperverliği o desteği çürütecek, o hastalığa tedavi olacaktır diye düşündük abi. Böylelikle altı zaman bitti mi Davut, Metin? Evet abi. Abi şimdi çok uzun. Buradan Kur'an'a, Kur'an'ın altı ve çiçeğine de bakıyor, çeşitliğine de bakıyor da biz o kadar vaktimiz yok. Yani giriş gibi bir ders oldu bu ders. Tam böyle müzakerelik bir ders aslında yani. Çok güzel. Şimdi bu çok mükemmel bir yaklaşım, çok mükemmel bir hazırlama takdim, tebrik ediyorum. Daha bitmedi. Şimdi ben Mehmet kardeş sen girdin. Hangisine biraz etki tahsin olmayı düşünüyorsun? Metin direkt. Mehmet kardeş. Abi şu bana 119'da olan hubuca, enaniyet, hırs, tama gibi karşılıklı olan iman esasları kardeşler biraz değişik söyledi. Nasıl yani? Mesela enaniyete orada Hulusi abi meleklere imanı denkleştirmiş. Yok enaniyet de melekler değil abi, ahirete iman. Siz ahirete iman dediniz. Evet, ha siz pardon, bana yarıyoruz. Evet, buyurun abi. Baba, burada meleklere iman. Evet. Sonra kadere iman kısmı haf ve vehim var. Yani burada kileri yazdıralım mı isterseniz burada? Birbirine mutabık olanlar var, olmayan var. Şimdi abi şöyle bir şey de var abi, biz bunu buradaki Esma'nın için de aynı şey oldu. Esma için de Hazreti Ali'nin sıralamasını koyalım diye düşündük. Bir de cihetleri de ayetteki sıraya göre cihet koyalım dedik. Bunların her birisinde abi çok mutabakatlar gördük. Bunu da ben sizin bu söylemenize ek olarak söylemiş oldum. Şimdi siz bir daha tekrar edelim. Ben not aldım ama yanlış almış olabilirim. Hubbu cihâ ne yazdınız abicim? Abi hu
yapacak? Allah'a iman abi. Tamam mutabık. Enaniyete ne yazdınız? Enaniyet ahirete iman abi. Ama Hulusi abi meleklere iman diyor bak. Abi ya biz Nazım Mani'ye göre yaptık. Yani burası da bizim aklımıza geldi. Fakat zaten biz Nazım Mani'de yani şeyde diyor ki Davut diyor ki o Hulusi abi temelde hata olmadıkça ustad pek değiştirmiyormuş da Hulusi abi öyle demiş. Bu Nazım Mani'ye göre arka taraf galiba enaniyet değil mi arka taraf? Ahirete iman koymuş. Hulusi abi ne demiş? Meleklere iman. He. Yani arka taraf nedir? Ezel. Arka tarafta enaniyet demiş. 5 numaraya baktığımızda 5 numaraya arka dersek abi. He. Hulusi abi enaniyet demiş dememiz gerekir. Öyle oluyor. Yani. Peki enaniyeti ortadan ne kaldırır? Meleklere iman mı ahirete iman mı? Abi baktığımız esmaya göre de değişir yani. Enaniyet de... Meleklere iman abi. Yani peki... Çünkü secde et dedi, hiçbir şey yapmadan secde etti. Şeyde diyor ki Davut konuşmasında, enaniyet ve gurur, enaniyet, gurur, imani bil ahiret inkişaf etme nispetinde gurur ve enaniyetten sıyrılır. Şeytanın ahiret sorunu yoktu diyor dedi. Ahirete iman böyle bir şeytan yapmadı. İnkar etmedi. Allah iman esaslarından hiçbirisini inkar etmedi şeytan. Melekler de hiçbirisini onaylamış olduğundan değil. Ama şu şey diyor Davut'u not aldım da ahirete iman şu alarda İnsanın ve gurur ve enaniyetini melekler değil de ahirete iman ancak böyle dizginleyebilir dedi. Dediğini tekrar etti. Abi ne kadar bir şey söylemişim ben. Bu Hulusi abi noktayı nazarı öyle yapmış ama enaniyet, gurur, kibiri şey yapar. Yani o kadar hoş bir ders ki, Nas olan esas ustadın ifadelerinde şey, Nazım Mani'yi görüyoruz. Mesela abilerin bir noktayı nazarı oluyor, bakışı oluyor. Ama bu böyle gitti, buna gidiyor. Şeye de çok, arka taraf hakikaten ha ismine çok mutabık. Mesela İstibdat diyor arka taraf, tamam mı? İstibdadı ne kaldırabilir? Melekler mi, ahiret mi? Yani böyle bu da olabilir gibi geliyor bana ama Harun Papuççu ilk önce bir şey demiş diyor. Harun, bunda bir şey diyeceğim var mı ya böyle bu... Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. He. Yaşar teşekkür ediyorum abi. Ben onlar söylerken yazdım abi buraya. Kendileri söylediler zaten hepsini de. Şimdi üst taraf dediler. Seceri, Hilkat, Kur'an ve Semavat dediler. Üst taraf için. Tamam. Bu zaten bir kitaplara iman oluyor. Tamam öyle demiş evet. Evet abi. Aşağı gelince abi art peygamberlere iman oluyor. Alt taraf peygamberler tamam. Bir de şöyle bir şey düşünürsek abi hayalen bir insan düşünelim. Yani aynı olan bir insan. Üst tarafı Kur'an. Peygamberlere iman, bu hazır zamanda insan abi, bu aynada ne gözükürse zaten, ne gösteriyorsa. Sağ taraf mazi dediğimiz abi kadere iman, istikbal meleklere iman, ön ve arka var zaten abi. Arka tarafımız zaten söyledi arkadaşlar, ezel bu noktaya istinat oluyor. Onun karşısı da ön tarafta ebed noktaya istinat oluyor zaten abi. Yani iman esaslarını yaparsak böyle evet, sen abi. Yavaş. Şimdi ben sana soruyorum farklı olarak sağ taraf ne diyorsun sağ taraf? Farklı mıdır? Sağ taraf abi kadere iman.
Ha, bunlar Allah'a iman demiş. Abi onlar kendileri zaten Allah'a imanı şeyde söylediler ama bu ön şey abi. Bir dakika. Üst tarafımız yani namaz istikbal ve şey. Ha. Evet. Orada zaten ezel deyince de noktaya istinad olmuyor muydu abi ezel? Ama şöyle bunlar Nas'la gittim dedi. Diyor ki sağ taraf geçmiş. Bu noktayı istinad diyor. Nokta istinad Allah'a iman. Sol taraf diyor nokta istinad ahirete iman diye şey yaptılar. Yani bu külliyatta Nas'tır diyor. Biz öteki çıkarımlarımızdır diye söyledi. Söylediğini yazdım. Diyor ki sağ taraf geçmiş. Geçmiş kadere de uyuyor. Ama şöyle uyuyor. Bize itikat noktasında diyor ki geçmiş kader, gelecek teklif, hal da ihtiyar ve irade. Ama sağ taraf biz külliyattan biliyoruz ki diyor, dediğini söylüyorum. Nokta-i istinat sağ. Peki arkamız ne oluyor abi? Arkaya bakayım ne demiş? Arkaya şey demiş, ezel demiş. Peki ezel nedir abi? Mazi, hal ve istikbali birden tutan bir ayna gibidir diyor. Ezeli biliyorsun noktayı istinat abi. Ezel nokta istinat mı diyor? Öyle değil mi abi? Nokta istinat. Evet, ebed mesela biliyoruz ki abi ahirete iman. Ebed. Evet. Ezel diyoruz. Yani zıttı derken anlayalım diye ezel. Yani burada ezelle mazinin arasındaki şey nedir abi? Fark yani ezel veya maziye ne yazacağız abi? Mazide çekirdek düşündük biz abi. Yani geriye doğru geçmiş. Davut ne noktasına bakıyoruz dedim bir daha söyle. Medeni çekirdeği abi. Bir insan noktasına. Ha insanı koydun ortaya öyle mi baktın? Evet abi öyle baktık. Yani çekirdeğin kendisi mecul noktasından bakma değil abi. İnsana baktık. Evet abi yani insana göre evet. Çünkü altı hastalık. Şeyler burada mecul değil yani. Ha o zaman ezel ve ebed konumuz değil. Şualar 29. Lema Yarabi'ye şuaların sonunda 17. sözde İnsan merkezine koyur, altı yönünü anlatıyor diyorsun. Evet abi, evet. O zaman böyle gözüküyor, Harun ve Mehmet direkt şey diyor, şeceri hilkat düşünürsek, ezel ve ebed ve melekleri imanla ahiret iman değişiyor diyor. Abi burada bir yer var, bir küçük bir cümlemiz var, bir iki cümle. Bununla dersimizi bitirmiş olacağız tamamen. Tamam. Bu da belki bakteri açabilir abi. Tamam. Hazır zaman için geçmiş, şimdiki, gelecek zaman var. Sözler 107. Hazır zaman için dur, ben de yazayım dur. Hazır zamanla ne demiş? Hazır zamanda kalan için geçmiş, gelecek, şimdiki zaman var. Hımm. Yani onun için ebed, arz. Onun için arz diye bir şey yoktur. Yani o şimdiki zamanda neyse odur. Geçmiş, şimdiki, gelecek zaman vardır. Hazır zamanda kalan için. Akıl dahi bu zamanlardan getirdiği hüzünler, eylemlerle bela olur. Hazır zamandan kurtulup cihat-ı sitteye geçen adam için, yani hazır zamandan çıkmış adam. Yani buradaki cihat-ı sitte hazır zamandan çıkmış adam zaten. Yani bu adam maziye gitse nur görür. İstikbale gitse nur görür. Bu adam için bir anda her yerde olma yolu açılır. Mesela namaz secdesini Kabe'de Hacer-ül Esved'e yaptığı aynı anda bütün kainatın ubudiyetini takdim etmek için Zat-ı Akdes'in huzurunda bulunup daha nice yerlerde bulunabilir. Nurani ruhların akisleri de Üstadımız Cebrail aleyhisselam için bunu söylüyor. Sözler 194. Ama cihat-ı sitteye çıkmış adam da öyle değil. Mikrofondan Davut mikrofondan uzaklaşma. He. Abi hazır zamandan çıkınca cihat-ı sitteye çıktığı için onun için
sağ sol üst alt arka ön tahakkuk ettiğinden o bir anda her yerde olma yoluna çıktı. İmanının kuvvetine göre bir anda her yerde olur o. Yani namazını, secdesini Kabe'de Hacı bin Esved'e yapar aynı anda bütün kainatın ubudiyetini Cenab-ı Hakk'a zat-ı akdese takdim eder. Daha nice yerlerde mesela Şecere-i Katledim o sırada miracını yapar yani. Çıkmıştır çünkü onun için artık şey yoktu. O zaman hazır zamana ne yazıyoruz? Üç zaman var. Cihat-ı Sitte'den çıkmış. Başka nazm-ı maniler hiçbir şey yazılamıyor değil mi? Hazır zaman abi tabuttur diyor, çekirdektir diyor. Çekirdek diye şöyle geçiyor abi. Bulunduğun günü hakiki ömrünü bulunduğun gün bildiriyor. İşte o diyor hakiki ömüre diyor bir anı seyyari demiş. Sonra da diyor ömür dakikaları diyor bir çekirdekler hükmüne geçer diyor. Bundan da hazır anının çekirdek olduğunu biz bu atıflardan çıkardık. Hazır zaman çekirdek gibi. Sağ, sol, üst, alt, arka, ön de zaten hazır zamana göre takip eder. Aksi takdirde bunlardan bahsedilemez. Bu yüzden hazır zaman aynı bir sıfır gibi kendisi tanımsız bir tanım gibi aslında. Yani bir noktadan bakınca o yüzden biz en iyi takip ediyoruz. Abi hazır zamanda 17. sözde ilk başta düne baktım diyor. Pederimin kabrini gördüm diyor. Yani orada zaman değişiyorsa o şişelerin içerisindeki zaman düşüyor. Üç tane zaman var orada. Geçmiş zaman, bulduğu hazır zaman ve gelecek zaman bu kadar. Altı cihete çıkamadığı için. Altı cihete çıkamadığı için hazır zamana düşmüş. Evet. Evet. O zaman hazır zamanı hiç zamana almıyor o zaman altıya. Evet abi. Vay Allah Allah. Ya bu ne korkunç bir şeymiş ya hazır zamana muptela düşmek. Yani hiçbir zamanla alakası yok mu hazır zamanda olanın? Yok abi. Üf. Şişeler kadar. Başım yok ya zaten. Başım döndü ya. Çok tuhaf ya tuhaf. Tuhaf oldu mu? Hasan abi dayanamıyorum da hazır zaman da en müthişi yani. Evet abi. Harun abi doğru. Bir de söyler misin Harun? Şimdi hazır zaman diyorum zaten. Hazır zaman ayna gibi yani en müthiş. Orada zamansızlık da orada. Zaman olmayan yer de orada insanda. Evet. O tabut tabut değil yani. Tabut değil mi? Kim ne bakarsa o abi. Tabut bakarsan tabut. Gelecek bakarsan gelecek. Sekine. Zamansız zaman. Belek bakarsan belek. Bu iman esaslarını da giyersen giyen kim? Abi yalnız şöyle bir şey var. Hazır zamana düştüğün zaman o şişeler, evhanla kendi dünyanızdasınız. Çıkış yok orada. İman nazarıyla yalnız bir çıkış olabiliyor. Yani ilk o aşağıda nefis ama bulabilmeniz için diğer altı cihete geçebilmeniz için iman nazarıyla o şişelerin kırılması icap ediyor. Yani odada aslınız var bu zaten. O zaman hazır zaman böyle mastar gibi bir şey kim nerede üste mi geçecek sağa mı sola mı alta mı üste mi öne mi arkaya hiç iyi yok. Ama hiçbir yere daha şey yoksa irtibatı yoksa yaşamamış gibi bir şey o zaman. Abi tabii biz burada temas da etmedik yani söylemedik ama bu şeyin içerisinde, hazır zaman içerisinde cüz-i ihtiyar var ya abi. He. Bu sözler 210'da şey diyor zaten. O cüz-i ihtiyarın meyittan cevabını kısacık şu zamanı hazır ve bir anı seyahat edir diyor. O altı cihete çıkamayan bir şey. Abi. Evet İrfan. Evet İrfan. Abi hazır zamanı zamanın altı cihetinden birisi değil ya da herhangi zaman cinsinden bir şey değil diye ifade edeceksek hazır zamana da bir isim koyacaksak bu ne olur? Ömür dakikaları olabilir abi. Ömür dakikaları. Dakika da zamandır abi. Bize eni gibi aile misali.
mesela kendinde manası yok, manası olmayan bir şey oldu abi, bir mevcut oldu yani. Aynı misal, vahidi kıyası, alet inkişaf, manayı harfi gibi. Bütün zamanlar onda, kendisinde hiçbir şey yok. Bütün cihetler ondan ama kendinde hiçbir cihet yok abi. Ha, hiçbir zaman yok ama her şeyi o gösteriyor. Sıfır gibi, ayna misal gibi. Evet, acayip, acayip. İrfan, biraz oldu mu gibi ya bu, ne diyor ya? Hepten durumlar iyi değil yani. Diyor bak, aynı şey diyor, manayı harfi gibi veya ismi gibi kendi zatında bir şey yok. Biraz böyle kıpırdasa ya şu sağa sola ön arkaya ama hiçbir şey vermedi mi sanki hiçbir şey yok yani. Değil mi? Vahidi kıyası da yok, nisbi de yok, itibar yok. Hiçbir şey yok ama bir Davut en son söylediğin bir de söyler misin abi? Hoşuma gitti, geldi. Abi hazır zaman kendisinde hiçbir cihet, hiçbir zaman yokken bütün zamanlar, bütün cihetler kendisinden çıkan bir hakikat, bu noktayı nazardan hazır gün aile misal, vahidi kıyası, alet inkişaf, manayı harfi gibi bir mahiyette görülüyor. Peki an için zaman ifadesini değil de mekan ifadesini kullanmış olsak yanlış etmiş olur muyuz? Peki. Abi, mekan zaman, kusura bakmayın abi, mekan zaman tanımsızlığı var aslında abi. Orası yani bir nevi çekirdek gibi düşünecek olursak, yani oraya kudretin taalluk etmediği bir ilim ve iradenin olduğu bir emirden bahsediyoruz hazır zaman aslında. İrfan. Hazır zamanı alimler ikiye ayrılmışlar. İlmi kelamcılar yani. Diyor ki mazi oldu. İstikbal olacak. Peki an nedir? İkisinin cemidir. An diyoruz ama ne mekan var ne zaman diyor. Çünkü olmuş olmuştur. Olmamış da olmamıştır. Peki an nedir diyor. Olan nedir abi? Olan diyor ki çok ilginç. Mazi ve istikbalin andaki anda değil. Bütünlüğünün bir an şey işte artık ne diyor? Mazi ve istikbal ayrımı yok bunda. An diyor hem mazidir hem istikbaldir. Şu şekilde hani ben arkadaşlar tefekkür etmişler abi. Hani ben kendi alanım yani kendi düşündüğüm gibi onları zorlamak istemediğim için çok müdahil olmak istemiyorum. Hani tefekkürlerini ya da tefekkür sistemlerini bozmak istemiyorum. Ama zamanı biz mekanın değişmesi olarak algılıyoruz ya abi. Hmm. O yüzden an için mekan ifadesini kullansak yanlış olur mu diye sormak istedim. Zaman mekanın değişikliğini bir cihette diyoruz tatlım dönü sözde ama düşüncelerin sıralanmasına da deniliyor. Yani mesela fikirleri sıralarken, yani ağzımızdan çıkarken, konuşurken, nasıl konuşuruz sıralıyoruz. Ama çok ilginçtir. Ana diyor ki alimler, bir daha söyleyeyim yavaş. An var mıdır demişler. İkiye ayrılmışlar. Demişler ki, an denen bir zamanda mekan yoktur demiş bir kişi, bir grup. Anın, bir ayırır mısın? Anın mazisi, anın istikbali. Yani var yok gibi. O zaman an nedir? İstikbalin mazi ile zamanla mekanın, istikbal ve mazinin zaman ve mekanın tahayyül ve tasavvurun var olup yok olmasıdır. Yani zaman itibariyle gelecekle geçmişin
mekan itibariyle gelecekle geçmişin, tasavvurla tahayyülün, mekanla zamanın var olup yok olmasıdır. Ve demişler ki, zaman mekanın batın tarafı, mekan ise zamanın mülk tarafıdır demişler. Demişler de demişler. Bu an hakkında hakikaten şu anda an olduk mu olacak mıyız demiş. Ama Ustad hazır zamana tabut demiş. Demiş. Bilimde de Hasan abi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sen söyle, ne diyeyim? Yani bilimde de bir nehirde iki kere yıkanamazsın. Hatta Eflatun demiş hiç yıkanamazsın diye. Zamanı evet. Ortadan kaldırmış. Efendim Harun Papuççu. Abi şimdi bu benim insanın üstü, önü, arkası, sağ, solu, önü, arkası, doğru mu abi? İnsan bu. Evet. Tamam. Bunları diyen insan yani. Peki abi bunları bir iman olarak baktığımızda imanı ruhumuza giydiren biziz. Bu altı cihete. Peki bu giyip de giymeyen kim? Peki. Bunu giydirdim. Zaman için diyor ki sıfır zaman yok mu? Big Bang'de diyor ki sıfır zaman sıfır acım. Zamanın sıfırı olur mu? Yani zaman şey olmuş bir... Yani zaman durur mu yani? Olmuş olmuştur, olmayacak olmayacaktır. Sıfır demek o. Olmuş olmuştur. Olacaklar da olmayacaktır. Big Bang diyor ki bu kainatın patlaması için sıfır zaman, sıfır mekan, sıfır madde. Tamam mı? Şimdi zamanı da ayırırsak zaman güneş ışığının hareketine göre tanımlanıyor. Diyor ki 300 bin kilometre bölü saniye bir eşya ışık hızına, foton hızına olursa, eşit olursa zamanı geçmez diyor, sıfır olur diyor. Ama 300 bin kilometre hızla gidiyorsun. Dolayısıyla an nedir o zaman? Sıfır gibidir. Artı da olabilir, eksi de olabilir. Olmakta olandır. Ama olmamıştır. Bitmiş de değildir. Bak, olması devam edendir. Peki o an nedir? O an üst olur, alt olur, sağ olur, sol olur, ön olur, arka olur. Her şey olabilmekte olandır an. Her şey olabilir gibi, sıfır gibi. De birisi de böyle demiş. Hasan abi. Ha. Hasan abi, ben de bir şey söyleyeyim mi? Estağfurullah, buyur abi. An emri tekvinidir abi. Harika. Yani ol diyor ya, ol. Ol demek şeyidir yani, o evet. Ol demesidir diyor. An. Yani imamın binin kitabın bin arasında cereyan eden, ilim kudret arasında gidip gelen, o emri tekvinidir ortada. Yani kudretten ilme, ilimden kudrete geçişin şeyidir. Zamansız zamanıdır. Zamansızın zamanıdır. Yönü şeydedir abi yani. İlimden kudrete. Çünkü mahluk olması lazım. Vücut bulabilmesi için mahluk olup gidecek. İlimden kudrete, evet. Gayb'tan evet. Hali. Evet. Uğrayıp gidecek. Vay be. Gayb aleminden hale uğrayacak. İstikbale gidecek. Evet İrfan, bir şey diyeceksin abi. Abi kelamcıların ikiye bölünmesinin yani neden iki farklı yorum yaptığına dair bir fikriniz var mı? Yani demişler ki hani ampul var ya, ampul yanıp sönüyor, evet. Malum biz o kadar gözümüz o kadar hızlı o hareket ediyor ki biz daimi var zannediyoruz. Yani ona vücut demeye şey vermemişler, yok diyenler galiba.
Yani an tabii ki var ama yani vücut rengi yok. O ancak altı yönden bir tanesiyle şekil alır. Müstakil, zati bir vücudu yok demişler. Benim anladığım tabii okudum. Mesela an mazide ola bakarsa mazidir, istikbaldır, öndür, arkadır, alt üsttür. Her şey olabilen olup olanda olandır. Yani sanki Mehmet kardeşin dediği ilimden kudrete gibi. Yani ben o alimlerden öyle anladım. Çünkü o zaman ona vücut vermemişler. O bir şeye dönüşüyor. Ya an mazidir ya da istikbaldır ya ön ya arkadır ya alt ya üsttür. Olması devam ediyor ama olmakta olandır ki ona bu alem-i şehadet cinsinden vücut verilemiyor. Yani zamana sıfır denilemez yani diye. Öyle anladım onların şeylerinde, konuşmalarında. Benim gibi cahil adam onların yüksek konuşmalarında pek anlamadım ama böyle bir şey anladım İrfan. Abi geçmişte Harun Papucu'yla da biz buna dair bir şeyler yapmıştık da bayağı bir zaman geçtiği için hatırlamakta da zorlanıyor insan. Allah alem benim fikrim de abi bunların bu zatların fikir ayrılıkları yok. Biz onları fikir ayrılığı gibi algılıyoruz. Şöyle bir olan bir hadisenin anı var. Yani bir olan bir şey var. Bir de bunu algılayan insan var ya abi. Evet. Aslında bir anlamda algılayan kişi geçmişte olmuş oluyor. Yani geçmişte yaşanmış gibi oluyor. Olan bir hadisenin algılanması var. Şimdi bir hakikatindeki bir meselenin bir anı var. Bir de bu hakikatinde olan bir şeyi senin kendi aynanda algılaman var. Kendi aynanda algıladığın şey. İkisi farklı. Bir Nefs-ül Emir'deki hakikati var, anı. Bir evet. de sendeki hakikati var. Evet. Bu iki kelam aliminin, alimlerinin farklı yorumladıkları şeyler bunlar. Yani ikisi farklı şeyler. Yani biz herhalde farklanıyoruz. Aslında onlar farklı şeylerden bahsettiği için bize farklı geliyor abi. İki ayrılmış gibi görüyoruz yani. İrfan abi, Kelam abi bizim dimağımız herhalde. Hakikati de kalbimiz. Artık abi nasıl olursa o kadar sende. Yani bu saatte ne konuşuyoruz? Ne konuşuyorsunuz? İlmi kelam ve batını ledünü, bu ilmi ledündür ha bu dersler. Risale-i Nur ilmi ledün dersini istiyor abi. Üstad Hazretleri diyor ki bu Risale-i Nur ilmi ledündür diyor. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Maşallah. Tebrik ediyorum bir önce Metin kardeşim, Davut kardeşim beraber mutala ettiler. Bize de müzakereyi koydular. Ama çok orijinal bir ders oldu. Yani altı cihat-ı sitte, altı yön. Çok ilginç. Altı tane zaman var yani. Hasan abi bir hadiste diyor ki bir kadın mezarın başında ağlıyor, saçını başını yoluyor. Diyor ki sabret diyor Hazreti Peygamber. Diyor ki sen benim ne çektiğimi biliyor musun diye çek git diyor. Daha sonra diyor ki bak şu an bilmiyormuş peygamber oldum, ben şu an pişman oldum diyor. O Hazreti Peygamber de artık geçti diyor. Orada yaptığı hakiki, o anda yapsaydı Nefs-ül Emir olacaktı. Geçtikten sonra o anı kaçırdı. İrfan'ın dediği artık hakiki zamanı kaçırdı yani o zaman. O an gene en kıymetliydi, o anda yapsaydı. Onu kaçırdı. Yani mazhar oldu, mazhar oldu. Mazhar olsa en kıymetli olacaktı. Kullanamadı. Aleyhine işte. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki canı aziz eylesin. Bu ilmi ledunla meşguliyet anında Cenab-ı Hak bizi şehit etsin. Bu manalara şahit ettiği için şehit olmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak iki canı aziz eylesin. Bizi dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi, inşallah dediklerimizi, şuursuz dahi olsa bizden dua isteyip de inşallah dediklerimizi, onları ve bizi, usul ve furularımızı
yakın ve akrabalarımızı Cenab-ı Hak insi ve cinli şeytanların şerrinden, semavi arz afatlardan, maddi ve manevi hastalıklardan, musibetlerden, salgın hastalıklardan Hafız ismi azamın hürmetine hıfz-ı emin eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de böyle bize sabit ve sebatlık nasip eylesin. İhlas, sadaka, takva, hizmet, iştinab-ı kebair sırrına mazhar olup bu alemden göç etmeyi nasip eylesin. Ya Rabbi, ölüm anını bize hissettirme ya Rabbi. Bize, bizim yaptığımız namazlar, ibadetler, derslerimiz Allah'ım önümüzde, burada. Bunların hiçbirisine güvenecek halimiz yok ya Rabbel Alemin. Bizi meccanen affet. Peygamber aleyhissalatü vesselamın senin yanındaki değeri kıymeti hatırına. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve 124 bin enbiyanın, 124 milyon evliyanın, hak ve sabah gelmeyen asfiyay muhakkikin, mudakikin, müştehit ve müfessirlerinin imanlarının kutsiyeti hatırına ya Rabbel Alemin. Alem İslam'a nusret ver. Müslümanlara yardım eyle, Müslümanları affeyle, nesillerinden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemelatıyla, bütün mahlukatı bütün hikmetiyle tesir eden, kudretinin, hikmetinin, iradetinin hakkı için insanların akıllarını ve kalplerini Risale-i Nur'a musahhar eyle. Ve ahir davahum enilhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha temas selavat. Namaz selam. Allah. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Tebrik ediyorum. Haftaya kimdir arkadaşlar? Haftaya kimse değilse İrfan sensin. Haftaya ben vardım abi. Behçet benden. Ha, aferin. Ha bak girdin. Behçet'ten sonra kim var? Sesiniz gelmiyor abi. Benim sesim mi gelmiyor? Ne kapattın mı? Ha, şimdi niye kapatıyorsun? Yok yok, sizinkisi açık. Hiç, her hiçbir şeyi kapatma. Behçet'ten sonra kim var? Behçet'ten sonra kim var arkadaşlar? Var mı? Erdinç vardı bir ara. İrfan, inşallah haftaya sensin galiba. Bir soru çaktan. Yani Behçet'ten sonra tabii. Behçet'ten sonra şey vardı, Erdinç bugün derste yok mu Erdinç? Yara vardı. Erdinç'i bir ararsın sen İrfan. Eğer o değilse... Çıktı galiba. He? Çıktı galiba İrfan abi. İrfan mı? İrfan çıktıysa... Çıkmıştır. Çıkmamışsa da çıkmamıştır. Ondan sonra ona bizim telefonu olanlar ulaştırsın. Önümüzdeki hafta Behçet'tir. Ondan sonra hafta ya İrfan'dır ya Erdinç'tir. Mahu selama. Allah'a emanet olun. Onun birisi bir zahmet bildirsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah razı olsun. Aleykümselam.